Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. 14 Mayıs'a ilerliyoruz. Önümüzde son derece kritik günler var. Maalesef Türkiye'de seçimler bayram havasında geçmiyor. Demokrasi şöleni şeklinde geçmiyor. Maalesef çok abuk subuk, saçma sapan, akılla mantıkla alakası olmayan korkunç cümleler duyuyoruz. Hepimizi endişelendiren cümleler duyuyoruz. Geçmişte yaşadığımız kötü tecrübelere bakınca da bu endişelerimizin yersiz olmadığı noktasına geliyoruz. Maalesef Türkiye'de 21 yıldır devam eden bir AKP iktidarı var, Erdoğan iktidarı var. Bu sefer iktidarı kaybetme ihtimalleri var. Bu ihtimal çok güçlü. Erdoğan'ın kendi getirdiği bir tek adam rejimi var. Tek adam bir sistemi var. Başkanlık sistemi var. Kendi kazdığı kuyuya düştü. Kendi tuzağına düştü. %50 artı 1'i bulamıyor. Muhalefet bir araya gelemez zannediyordu. Muhalefet bir araya gelmeyi başardı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenme ihtimali çok 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 yüksek. Ama bu ihtimal beraberinde bazı kötü ihtimalleri de getiriyor. Hadi koltuğu bırakmazsa. Hadi teslim etmezse gibi dün de konuştuğumuz, günlerdir herkesin konuştuğu, hepimizin aklındaki en önemli sorulardan birisi. Erdoğan'ın bugün yine korkunç bazı cümlelerini sizle paylaşmak zorunda kalacağım. Türkiye'yi nasıl bir mayın tarlasına doğru sürüklediğini hepimiz göreceğiz. Bunu korkalım, vazgeçelim, umudumuzu kaybedelim diye anlatmıyorum. Amacım bu değil. Sadece ve sadece dikkatli olalım, tehlikenin farkında olalım ve ona göre herkes hazırlıklı olsun ve herkes demokrasiye sahip çıksın. Şimdi Erdoğan'ın açtığı bir sınır, bir eşik daha var sevgili izleyenler. Diyor ki onlar Kandil'den emir alıyor, biz emri Allah'tan alıyoruz diyor. Bu cümleyi Deliler Hastanesi'nde birisi söylese normal karşılayabilirsiniz. Ben Allah'tan emir alıyorum dese birisi normal karşılayabilirsiniz. Bu cümleyi mahalle kahvesinde okey oynarken taş çalan Recep söylese dersiniz ki normaldir, milleti dolandırıp kandırıp taş çalmaya çalışıyor. İnsanların dikkatini başka yere yönlendirip taş çalıyor oyunu kazanmak için dersiniz ve normal karşılarsınız. Ama bu cümleyi kuran bu ülkenin cumhurbaşkanı sevgili izleyenler. Sevin sevmeyin, beğenin beğenmeyin bu ülkenin cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan şahıs diyor ki onlar emri Kandil'den alıyorlar, biz emri Allah'tan alıyoruz diyor. Allah'tan emir aldığını düşünüyor, Allah'ın temsilcisi olduğunu düşünüyor. Zaten taraftarları içinden ona halife-i ruh-i zemin diyenler filan var. Bu cümle ne kadar tehlikeli, bu cümle ne kadar riskli. Yani 14 Mayıs akşamı, 15 Mayıs sabahı Erdoğan seçimi kaybederse, seçimi kazanacak çoğunluğu elde edemezse, uzunca bir zamandır çeşitli yöntemlerle, çeşitli cümlelerle zemin hazırladığı o sonucu kabullenmeme, kaybetmeyi kabullenmeme hamlesini mi yapacak? Bunlar Kandil'den emir alıyorlar, bunlar teröristlerle işbirliği içindeler, bunları teröristler destekliyor, böyle teröristlerin desteklediği birisine koltuk teslim edilemez, bu bir milli güvenlik sorunudur filan diye Hulusi Akar'ı, Hakan Fidan'ı, Süleyman Soylu'su yine bir birlik olup, yine bir Allah'ın lütfu bir şey oluşturuyorlar. Durup, acaba teslim etmeyecekler mi? Acaba yenilgiyi kabullenmeyecekler mi? Çünkü çok riskli bir cümle. Öyle yenilir yutulur bir cümle değil. Ama tabii ki hamdolsun Erdoğan'ın yemesi, yutması, tükürdüğünü yalaması bu konuda hiçbir eksiği yok. Bu konuda dünya lideri kendisi. Böyle bir şey söylemedim, asla öyle bir şey kastetmedim diye diyebilir yarın bir gün. Ha bunu neden söylüyor, neden yapıyor bunu? Öncelikle birinci sebep umrunda bile değil. Söylüyor, sallıyor gidiyor. Bu sebepten millet birbirine düşse, kan aksa umrunda mı olacak? Umrunda değil. İkincisi bu cümleyi kurarsam oy kazanırım diye düşünüyor. Hem din hem milliyetçilik üzerinden oy kazanırım diye düşünüyor. Üçüncüsü bu cümleyi kurarak ulan bu kazansa bile koltuğu teslim etmeyecek. Oy versek bile bir işe yaramayacak. Ne yaparsak yapalım biz bu adamı gönderemeyeceğiz deyip insanları umutsuzluğa itmek istiyor. İnsanları sandıktan soğutmak istiyor. Ama tam tersi bir etki oluşturmalı. İnsanlar daha inanarak, daha güvenerek, daha bir inançla gidecekler, oylarını kullanacaklar ve diktatör olmaya çalışan bu şahsı din, iman, vatan, millet, ahlak, aile, çocuk, kadın, ihtiyar hiç fark etmez. Herkesi kendi emelleri için, bütün değerli şeyleri kendi siyasi emelleri için, kendi menfaatleri için çiğneyebilen bu şahsı, bu tek şahsı demokratik bir yolla ve güç birliği içerisinde birleşe birleşe gönderecekler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin seçmenleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları gerçek anlamda tarihe geçecekler. Bir diktatörlüğe bütün zorluğuna rağmen engel olmayı başaran insanlar olarak tarihe geçecek 14 Mayıs günü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları. Erdoğan'ın bir başka sorumsuzluğu, bir başka dengesizliği. Diyor ki, dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal'i destekliyor. Şimdi bu cümleyi anlamak için, açıklamaya çalışmak için bir çaba göstermek israf gibi geliyor değil mi hepimize? Hepimizin içinden çüş demek geçiyor değil mi? Ben müsaadenizle hepinizin adına çüş demek istiyorum kendisine.
Evet, bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak, koca bir siyasi partinin lideri olarak, milyonlarca insanı temsil eden bir insan olarak bu cümleyi kurduğu için, bu sınırı da aştığı için kendisi hak etti bence. Kendisine hepinizin adına çüş, biraz yavaş demek istiyorum. Evet, biraz yavaş. Biraz yavaş, sadece bir seçim olacak, acıtmayacak, sadece demokratik bir seçim olacak ve seçimi kaybederseniz efendi efendi teslim etmeniz bir koltuk o. Babanızın malı değil, bir tarafınıza yapışmadı 21 yılda. Kalkmayı bileceksiniz, terk etmeyi bileceksiniz, hazmetmeyi bileceksiniz. Defalarca seçim kaybetmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu var karşınızda. Defalarca dalga geçtiğiniz, aşağıladığınız, hor gördüğünüz, hakir gördüğünüz, linç ettirdiğiniz, öldürmeye çalıştığınız Kemal Kılıçdaroğlu var karşınızda. Bay Kemal var. Ve üstelik uğraştınız, didindiniz, sıkıyorsa çık gel aday ol dediniz. Oldu. Oldu. Ve şimdi halkın çoğunluğu ona destek verirse cumhurbaşkanı olacak. Siz de bunu efendi efendi kabul edeceksiniz. TRT'den Adil Yaklaşım. Erdoğan'a 32 saat, Kılıçdaroğlu'na 32 dakika. Türkiye Radyo Televizyonu. Devletin kurumu. Tarafsız TRT. Değil mi? Sadece buna bakarak bile Türkiye'deki kurumların, devlet kurumlarının ne hale getirildiğini, nasıl bir parti devletine dönüştüğünü memleketin gayet iyi görüyoruz. Valiler, valilikler AKP il başkanı gibi davranıyorlar. Pardon, AKP il başkanları valilerin daha üstünde. Tabii valiler gidiyorlar, AKP il başkanlarına tekmil veriyorlar. Öyle bir durum var. Valiliklerin resmi hesaplarından AKP teşkilatı gibi paylaşımlar yapılıyor. Emniyet teşkilatı, askeriyesi, AFAD'ı, Kızılay'ı hep beraber gördük. TÜİK, RÜTÜK hepsini gördük. Merkez Bankası hepsini gördük. Ne hale getirildiğini gördük sevgili izleyenler. Ve bu atmosfer altında, bu şartlar altında seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'ta sandıklara gidecek Türkiye ve YSK diye bir kurum var. Ve Anadolu Ajansı ve TRT, bunların tamamına baktığınızda hepimiz endişelenmekte haklıyız. Ama şunu da görelim, şunu da kabul edelim ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da teslim etmek istemediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de vermek istemediler. Ama halk 800 binin üzerinde bir farkla kararını açık ve net bir şekilde belli edince bunun karşısında hiç kimse duramaz. O yüzden etrafınızda Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünen, Sinan Oğan'a oy vermeyi düşünen insanlar, arkadaşlarınız varsa oturun, güzel güzel konuşun. Ülkenin her şeyini çalan, menfaatleri elden gitmesin diye demokrasiyi gasp eden, seçimleri çalmaya çalışan, İstanbul'u çalmaya çalışan bu zihniyete bu şansı tanımayın. Bir 14 gün daha vermeyin. 14 Mayıs'ta ilk turda bu işi bitirelim diye etrafınızdaki dostlarınız, arkadaşlarınız, tanıdığınız insanlar varsa lütfen güzel güzel konuşun sevgili izleyenler. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sayın Cumhurbaşkanımız Konya mitinginde son yılların en büyük petrol keşiflerinden birisinin daha müjdesini verecek demiş. Galiba o müjde verildi sevgili izleyenler. Ya bu seçimlerin ayağı ne kadar uğurlu geldi değil mi ya? Biz arada sırada böyle seçim yapsak ne iyi olacak? Böyle 6 ayda bir seçim yapalım biz ya da her bahar seçim yapalım. Ne güzel, her taraftan doğalgaz çıkıyor, petrol çıkıyor, sürekli bir şeyler icat ediliyor, kalkınıyoruz, şaha kalkıyoruz. Bunlar süper şeyler. Bunlar ve kadere bakın, seçimden bir hafta önce, 10 gün önce bunlar bir anda çıkıyor. Demek ki bizim sık sık seçim yapmamız gerekiyor ki böyle icatlar yapılsın, böyle keşifler yapılsın, gaz çıksın, petrol çıksın. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin sığınmacı sorunuyla alakalı bir açıklama yapmış. Diyor ki bizim sığınmacı sorunumuz temelde bir kaynak sorunu. Açık söylemek gerekiyor ki Türkiye geniş Akdeniz havzası ve tüm Türkiye için bambaşka bir vizyon çizmek zorundadır. Yani şimdi bu açıklamaya geçince de biraz sert bir geçiş oldu değil mi? Erdoğan'ın cümlelerinden sonra filan böyle bir... Evet, ama böyle bir durum var sevgili izleyenler. Hani biz diyoruz ya Türkiye'nin jeopolitik konumu. Evet, Türkiye'nin bir jeopolitik konumu var ve çok önemli bir noktada bulunuyoruz. Ve maalesef bu önemli noktanın beraberinde gelen bir sürü de sorun var. O sorunlardan birisi de göç sorunu, göçmen sorunu, sığınmacı sorunu. Neden? Dünyanın önemli bir bölümünde insan hakkı ihlalleri var. Dünyanın çok büyük bir bölümünde savaşlar var, haksızlıklar var, fakirlik var, yoksulluk var, açlık var. Ve dünyanın o bölümünden insanlar daha iyi yerlere göç etmek istiyorlar. Hani bizim tarih kitaplarında okuduğumuz Orta Asya'dan Türkler neden göç ettiler, neden kavimler göç oldu diyoruz? Çünkü kuraklık vardı. Değil mi? Bir sürü sebebi olabilir bunun. Ve Türkiye öyle kritik bir kavşakta bulunuyor ki yıllardır bu sorunu yaşıyoruz. Ya madem böyle bir sorun var ve madem Türkiye böyle bir yerde bulunuyor ve madem Avrupa'nın senden bazı ricaları var. Ya böyle bir durumda
Akıllı bir lider, ülkesini seven bir lider. Madem böyle bir sorun var ve ben bu sorunu çözebilecek bir ülkeyim ve Avrupa'nın benden talepleri var, ben de ülkem için, ülkemin menfaatleri için Avrupa'dan bir şeyler talep ederim. Ama ülkemin menfaatleri için, ama 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının menfaati için, iyiliği için, ülkenin ekonomisi düzelsin, ülkenin eğitim seviyesi daha da yükselsin, ülkedeki standartlar, yaşam standartı yükselsin diye Avrupa'ya dersin ki, tamam birader, madem böyle bir talebiniz var, oturalım konuşalım o zaman. Bizim de bazı ihtiyaçlarımız var. Bizim derken ülkeden bahsediyorum. Erdoğan da bu cümleleri kuruyor. Bizim de bazı ihtiyaçlarımız var diyor tabii. Erdoğan bu cümleyi sık sık kuruyordur. 3-5 milyar istiyordur. Ama istediği 3-5 milyar ülkenin menfaatleri için mi kullanılıyor? Erdoğan'ın menfaatleri için mi kullanılıyor? Temel soru ve temel sorun bu. İstediğimiz kadar sığınmacılar Türkiye'den gitsin diyelim, bu şekilde göndermemiz mümkün değil. Bu sorun böyle çözülmeyecek sevgili izleyenler. Bu sorunun çözülebilmesi için Suriye'deki savaşın bitmesi gerekiyor. Suriye'deki savaşın bitebilmesi için de Avrupa'nın, Amerika'nın hepsinin sorumluluk alması gerekiyor. O zaman Türkiye masaya yumruğunu vuracak tabiri caizse. O diplomasiyi kullanacak ve ülkenin menfaatleri için o pazarlıkları yapacak. Pazarlık yapmakta sorun yok. Sadece kendi menfaatin için yapmadığı sürece. Çünkü kendi menfaati için pazarlık yapanlar memlekete en büyük zararı verenler oluyor. Şu anda da bunu hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çok kritik bir karar çıkmış sevgili izleyenler. Türkiye için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çok bir şey ifade etmeyebilir ama bir Avrupa ülkesi olan Bulgaristan'da çok şey ifade ediyor. Türk kökenli bir aday Bulgaristan'da seçim kampanyasında ana dilde konuştuğu için, ana dili Türkçe olarak konuştuğu için Bulgaristan ceza vermiş bu Türk adaya ve bu cezadan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Bulgaristan'ı mahkum etmiş. Demiş ki sen kim oluyorsun da bir insanın ana dilinde konuşmasına engel oluyorsun? Aynı ana dili paylaştığı insanlarla ana dilinde konuşarak anlaşmasında nasıl bir mahsur görüyorsun? Sen kim oluyorsun da buna engel olmaya çalışıyorsun? Demiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Evet, Bulgaristan'a ceza vermiş sevgili izleyenler. Neyse ki Türkiye'de böyle şeyler olmuyor. Neyse ki Türkiye'de insanlar ana dillerini özgürce konuşabiliyorlar. Bunu hiç kimse sorun etmiyor. Değil mi? Ne politikacılar bunu sorun ediyor, ne de biz vatandaşlar sorun ediyoruz. Hepimiz bu sorunları aşmışız. Türkiye bu sorunları aşalı. Keşke yıllar olsaydı. Keşke. Ve adaletsizliğin, hukuksuzluğun, tek adam rejiminin ortaya çıkardığı sonuç var karşımızda sevgili izleyenler. Çok da dramatik bir fotoğrafı var bu haberin. Bu fotoğrafı hepiniz görmüşsünüzdür. Arkada Erdoğan'ın o harika fotoğrafı ve onun afişinde şu yazıyor. Ekonomiyi büyütmek vizyon ister diyor. Ve onun önünde bir trafik tabelası var, dur yazıyor. Onun önünde bize en yakın yerde de çöplükten yiyecek arayan bir ihtiyar var. Türk İş açıklamış, açlık sınırı 10 bin, yoksulluk sınırı 33 bin lira. Hiç lafı eğip bükmeye gerek yok. Ayda 10 bin lira kazanamıyorsanız açlık sınırının altında yaşıyorsunuz demektir. Sakın buna da şükür demeyin. Sizi bu duruma düşürenlere önce bir sorun bakalım neden diye. 33 bin liranın altında kazanıyorsanız aylık siz fakirsiniz, yoksulsunuz. Buna da şükür diyebilirsiniz, kendiniz bilirsiniz. Ama lütfen biz neden bu durumdayız diye sormayı da ihmal etmeyin. Yoksa sizin kurduğunuz şükür cümlelerinin üzerinde birileri diktatörlük inşa ediyorlar. Sizin haberiniz bile olmuyor. Siz ya Rabbi şükür derken onlar çoktan atı alıyorlar, Üsküdar'ı geçiyorlar, kendilerine saraylar yapıyorlar, uçak filoları diziyorlar, yedi sülalelerini zengin ediyorlar. Size sabır ve şükür tavsiye ederken bunu yapıyorlar.